Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. saat alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine yineden tığ bir model tarif edeceğim. Modelimiz iğne oyasında dediğimiz düz kayanın üzerine arkadaşlar dört tane sinek kanadı yapılmış ve üzerlerine bu şekilde yapraklar çiçek haline getirilmiş ve ortasında da 5 tane kirpik var arkadaşlar evet modelimiz bu şekilde şimdi ben de modelimiz arkadaşlar şu şekilde sizler için tığa çevirdim evet şu şekilde bir çözünürlük sorunu yaşıyoruz arkadaşlar modelim bu şekilde ara suyu olarak da bu artmalı sinek kanatlarından Önceden arkadaşlar içine yapıyorduk. Normal sinek kanadı yapıyorduk. Farklılık olsun diye bu ara suyunu tercih ettim. Sizlere bugün bu ara suyu ve iğneden çevirdiğim bu yapraklardan oluşan modelimi. Evet arkadaşlar. 8 tane tığ battı yaparak alt düz kayasını oluşturacağız. 8 tane tığ battımı sizler için hazırladım. İki tane de zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şu şekilde arkadaşlar ters tarafına. Buradan dört tanesini düz kayamız için arkadaşlar yuva hazırlayacağız. İki zincirimi bu şekilde kapattım. Bir, iki zincir. Yuva yaptım. İki zincir. Yuva yaptım. Baştakinden arkadaşlar kesim işlemi olduğu için onu saymıyoruz ve 3 tane bu şekilde 4 tane yuvanın üzerine 3 tane yuva yaptık. Tekrar iki zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Hemen yanındaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir kapatıyorum buraya. 2 zincir kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi 4 tane z tığ battının üzerine 3 yuva yaptık. 3'ten sonra da 2 tane yuva yaptık. Yine 2 zincirimi çektim. Pardon arkadaşlar. Buraya 7 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 tane yuva kaldı. Ve 7 zincir. Hemen çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Buradaki 2 zincirle kesim işlemi yapmıştık köşede. Oraya arkadaşlar. Sık iğne ile yuvamı sabitliyorum. Bir tane de zincir çektim. Döndüm düz yüzüne. Bu şekilde buraya yuva yaptık. Şimdi bu yuvanın üzerine arkadaşlar dört tane sinek kanadı yapacağız. 5 zincir çekerek başlıyorum. Yuvaya sabitledim. İlk sinek kanadımın kirpiği. 3 zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar bu şekilde. Ve sabitliyorum. 3 zincirimi 5 zincirimin arasına. 8 zincir çekiyorum. Döndüm düz yüzüne. Hemen yuvaya sık iğne ile sabitledim. İlk sık iğnem bu şekilde hazır arkadaşlar. Aynı şekilde yine 5 zincir yuvaya sabitledim bu şekilde kirpiğimi. 1 2 3 zincir çevirdim. Sık iğne ile arkadaşlar yuvaya sabitledim. 8 zincir anlaşıldığı için arkadaşlar Hızlı hızlı yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde iki tane sinek kanadım oldu. Bu iki sinek kanadının yanına iki tane daha yapıyoruz. Aynı yuvanın içine dört tane sinek kanadını bu şekilde yaptık arkadaşlar ve aynı yuvanın içine de sık iğne yapıyorum. Nasıl yuvaya sık iğne ile döndük dibine, sonra da bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Bu alttaki yuvanın içine arkadaşlar iniyorum Bakın bu şekilde tekrar iki zincir çekerek beyaz zemine iniyorum bu şekilde arkadaşlar inme işlemini de yaptık tığ battı seviyesindeyiz şimdi yine dört tane sağ tarafta verdiğimiz tığ battı mesafesini sol tarafta da veriyoruz arkadaşlar 1-2 zincir 1-2 zincir 4 tane oldu bu şekilde. Verdik. 4 tane verir vermez bir defa tığımı doladım. Tığ battıma girdim. 2 2 olarak aldım. Bir zinciri çektim arkadaşlar. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane kirpik yaptım. 3 zincir sık iğne ile bakın arkadaşlar bu şekilde geri döndüm şimdi 8 tane veya 9 tane arkadaşlar elinizin sıklığına göre döndüm yine düz yüzündeyiz sinek kanadı şeklini yaptık normalde trabzanın içine yapardık arkadaşlar bu sefer bir yanındaki bu artmalı modeli yapıyoruz bu şekilde oldu arkadaşlar 1-2 zincir yanına bu şekilde bir tane tığ battı tekrar bir defa doluyorum 2-2 olarak alıp aynı sül arkadaşlar bir zincirle bir sık iğne 5 zincir hemen kirpiğimi hazır kirpiğimin üzerine 3 zincir döndüm arkadaşlar Bakın bu şekilde ve 1 2 3 4. Evet arkadaşlar, yine ilk sinek kanadımızdan girerek bu şekilde sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi sinek kanadımın içine sık iğne ile buraya sabitledim. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekerek şöyle çeviriyorum. 5 zincirimin arasına girip sabitledim. 6 zincir dönüyorum yine yeşil yuvama sık iğne ile sabitliyorum Evet arkadaşlar şu şekilde üçüncü kez girdim yaprağıma 8 zincir dönüyorum bu 6 zincirin tam tepe noktasını arkadaşlar bakın araladım girdim zincirimi sık iğne ile sabitledim bir zincirle döndüm arkadaşlar. Düz yüzüne bakın şu şekilde bombili bir yuvamız oldu. Yuvamızın içine bir zincirle sık iğne ile buraya sabitledim. Bir tane de zincir çekip ipimi uzatıyorum. Hemen arkadaşlar kulak çöpünü alıyorum. Aparatımı bu şekilde buraya sabitledim. Bakın. Buraya bu şekilde bir tane ilmek yapacağız. Şöyle çözünürlük oluşsun arkadaşlar. Bu ilmeği buradan taktım. Tığımda bir ilmek var. Yuvanın içine girip yuvadan da bir tane ilmek alıyorum ve hemen tığımdaki ilmekten sahte sık iğne yaparak geçiyorum ve dibine bir tane sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar aynı yuvanın içine girdim bir tane ilmek aldım sık iğne ile girdim. Buraya iki tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Artık bu ilmeğimiz sabitlendi. Rahat bir şekilde yapabiliriz. Buraya aynı iğne yasında olduğu gibi bir tane kirpik yaptık. Bunu küçük bir örümcekle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Geri kalan kısmı arkadaşlar 9 tane tamamlayacağız bura. 2 tanesini yaptık. 7 tane daha yapıp 9'a tamamlayacağız. 3 oldu. Üzerine bir zincir. Sahte sık iğnemizin üzerine bir zincir yaparak iğne arasındaki gibi yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. 6 7 7 8 ve 9 Evet 10. yüde arkadaşlar yine bu yeşil yuvada yapıp yani sinek kanatımızda yapıp bu şekilde yaprağımızı bitiriyoruz. 1 2 3 ve 4 zincir. Köprü olarak kullanıyoruz. 2. sinek kanadımın üzerine girdim. Hem köprü arkadaşlar hem de beyaz yapacağım yapraklar için bu 4 zincir, mavi 4 zincir yuva olacak. 5 zincir. Hemen kapattım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. 3 zincir döndüm. aynı işlem 6 zincir dönüyorum sinek kanadının içerisine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirin bakın arkadaşlar bu 6 zinciri aralayıp tam tepe noktasına bu şekilde kapatıyorum sık iğne ile yani sabitliyorum bir zincir çekiyorum şöyle bir zincirle düz yüzüne dönüp hemen dibine bu 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine ipimi uzatıp kulak çöpü aparatımı takıyorum. Bakın arkadaşlar burası önemli. Şöyle bir tane ilmek alacağız. Tığımızda ilmek olması şart. Bir tane de zincir yuvasının içine girip iki tane. İki tane sahte sık iğne yaparak diğerinden geçtim yani üzerine bir zincir yuvaya gir ilmek al tığdaki ilmeği çek üzerine bir zincir şimdi arkadaşlar iki tane yaparak sabitliyoruz bunu buradan çıkardık şöyle bakın bir ilmeğimiz oldu kulak çöpüyle geriye kalan kısma 7 tane daha yaparak arkadaşlar aşağı inip tamamlayalım 3 4 yuvaya gir ilmek altıdan geç 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde arkadaşlar 9 tane yaptık 10. da yine bu sinek kanadının içine yapıp bitiriyoruz. Evet, ikincisi de hazır arkadaşlar. Üçüncüsü için 4 zincir çekip bu şekilde yapıyoruz. Diğer ikisi de aynı olduğu için fazla uzatmayalım arkadaşlar. Beyaz kısmını da gösterelim. Tamamlasın. Evet arkadaşlar, dördünü de tamamladım bu şekilde. Aynı işlemi bakın arkadaşlar. Buradaki mavi köpürünün içine de sık iğne ile girerek beyazla yapacağız. Yine 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım arkadaşlar. Bu şekilde buraya bir kirpik yaptım. 1, 2, 3 zincir. Döndüm. Sık iğne ile sabitledim. 6 zincir. 7 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu beyazlar boya almadığı için biraz ince oluyor. Bu şekilde mavi köprümün içine kapattım arkadaşlar zincirimi yine 8 zincir çekiyorum dönüyorum aynısı mavi de yaptığım işlemler arkadaşlar burada da yapıyorum bu en son tepe noktasına kapatarak bu şekilde bir bombelili zincirimiz oluyor bir zincirle döndüm düz yüzüne Hemen sık iğne ile arkadaşlar buraya bir zincirimi sabitliyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi de çektim. Yine kulak çöpünü aparat olarak kullanıp buraya bir ilmek yapıyorum. Aynı bu mavilerde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bakın buraya şu şekilde sıkı sıkı bir tane ilmek aldım. Bir tane de yuvadan alıp bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bu bir. Yine aynı işlem. 2. 2 tane yapınca arkadaşlar bu şekilde sağlıyoruz ilmeğimizi. Rahat yapmak için kulak çöpünü çıkarttık. 4. Hatta şu şekilde size rahat göstermek isterim. Yine ilmek alıp tığımdakinden geçirdim. 5 6 7 8 Evet arkadaşlar 8 tane oldu. 9. ve sonuncuyu da bu şekilde yapıyorum. Bakın bir tane de arkadaşlar bu mavi yuvaya yapıp 10. yani sık iğnemi de bu şekilde mavi yuvaya yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Şöyle arkasından dolanıp bu ikinci aradaki mavi köprüye sık iğne ile 5 zincirimle geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Arkasından bakın arkadaşlar. 5 zincirle dolandım. Ve bu köprülere de arkadaşlar aynısını yaptığım işlemi tekrarlayıp şöyle arkadaşlar buranın kipriği ve ara suyunun kirpiğiyle bitirelim. Evet arkadaşlar ortada bıraktığımız yuvanın içine şöyle sık iğne ile girip ipimi buraya bu şekilde sabitliyorum. Bakın. Bir defa tığımı doladım. Şimdi kolay yuva dediğimiz arkadaşlar trabzandan yuva yapıyoruz. Yandaki tığ battıya Bıraktığımız yuvanın içine girdim. Bir, iki, iki. Bir zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledim. Buraya beş zincirden beş kirpik yapıyoruz kapatıyorum bu şekilde. 5 zincir. İkinci. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım arkadaşlar bu şekilde. Evet. Bitirdik kirpiklerimizi. 3 4 5 zincir. Trabzanın içine hepsini yaptık arkadaşlar bu şekilde. Koparmadan önce dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane de zincir çekip ipimi kopardım. Şu şekilde iplerimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Daha önce göstermiştik. Ara suyumuzu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Bakın, burada mavi başlandığında sıradakini beyaz başlayarak devam ettiriyoruz. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Her zamanki gibi biraz kameranın az izleyine uğradık ama inşallah hoş görürsünüz arkadaşlar. Güzel bir telefon, güzel bir kamera bana Rabbim nasip etsin. Bu şekilde güzel videolar çekebileyim. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.